Selamlar. Şimdi 3 ayda bir oluşturduğumuz bizim model portföyümüz vardı. Bu portföyü tekrar oluşturuyoruz. Yani bir ara oluşturmayacağız dedik. Bir bilançolar açıklansın dedik. Bilançolar açıklandı. Şu an tekrar oluşturdum. Ve ciddi bir şekilde 2 saat, 3 saat belki hisseyi taramışımdı. Hisse taramam sonucunda bunlar çıktı. Ana portföy bu arkadaşlar ve bu da yardımcı portföy. Bu ne demek? Mesela bunu alıyorsan, bunu aldın ucuz dedin ya da teknik anlamda bu pahalı geldi sana. Burada teknik anlamda ucuz var. Mesela diyelim karton teknik anlamda ucuz. Yani teknik bunlar şu hisselerin hepsi temel anlamda ucuz arkadaşlar. Ancak daha uygun gördüklerim bunlar. Bunlar daha az uygun gördüklerim ama ancak teknik anlamda ucuz oldukları zaman bunlara da bakılabiliyor. Onun için komple aldım. Yani öncelikli olarak şunlar, bakın şu yeşille olanlar, bunlar da ikinci öncelik. Ancak çok düşmüşse bu da öncelik sıralamasında öne çıkar. Ne anlamda? Teknik anlamda. Bunları ben sistemime ekledim. Yani benim buradaki sistemime ekledim. Bakın burada hepsi eklendi. Bunların hepsi eklendi. Şimdi biz bunları teknik olarak bakalım. Zaten şurada şeyleri var. Bütün finansal bilgileri. En son şey vardı. Trabzon Liman. Bakın çok güzel bir bilançosu açıklandı. Gördüğünüz gibi favükleri olsun, favük olsun, net kar olsun. Birbirinden güzel. Hiç borcu da yok. Yani 10 numara 5 yıldız. Bir de net borcu negatif. Yani kasada para var. Borçları ödedikten sonra daha da para kalıyor. Finansal borcu yok demiştim. Şimdi biz bunları teknik anlamda bakalım arkadaşlar. Teknik anlamda bakalım. Teknik anlamda düşük olanlar var mı? Onlara bakalım. Menderes var arkadaşlar. Teknik anlamda bu düşme değil, yükselmiş geriye düşüyor. Enerjisi bu yükselebilir arkadaşlar. Bakın buradan destek almış. Bu pek düşeğe benzemiyor. Düşecek gibi durmuyor. Zaten ucuz ise. GSDHŞO. Bakın bu da yani aslında çok aşırı doyumda gibi gözüküyor ama bilmiyorum yani. İhlas ev aletleri. Ege Gübre'ye bakın. Bakın bu işte bu teknik anlamda yukarıya çıkmaya müsait. Bakın burada destekleri almış. Şu an bu şeyini yapmış yani. Tüpraş'a bakıyor. Tüpraş arkadaşlar sürekli pahalandı ve bunun mazot fiyatları falan düşerse bununla negatif etkilenebilir. Doğaç'a bakıyorum. Doğaç da teknik anlamda artık tabana oturmuş. Şimdi Osman, İsmen aynı arkadaşlar. Bunların 3 aşağı 5 yukarı aynı durumdalar. Bilici yatırım evet bu da teknik anlamda aşağı altlara gelmiş arkadaşlar. Timsah'ı da model portföyümüze aldık arkadaşlar. Bera teknik anlamda aşağılarda değil. Aşağıda olanlar ve ARD de teknik anlamda aşağıda değil arkadaşlar. Konka'ya bakalım. Konka çok güzel noktalarda bakın. Şuralarda çok büyük destek almış. O noktalara gelmiş. NT Gaz teknik anlamda aşağı değil. Doyum da bu arkadaşlar yani. Her ne kadar ucuz olsa da hisse sürekli böyle aşağı yukarı giderek gittiği için bazen çok yukarıda oluyor. Hisse ucuz da olsa o yukarıdan girmemek gerekiyor. Yani temel olarak ucuz oluyor ama hisseler sürekli şey yapıyor yani git gel yapıyor. AES bu da satışlar bayağı bir gelmiş. CMTS'ye bakıyorum. Evet ortalarda bizim gibi İşte şirketler yukarılarda arkadaşlar. Orge'de yukarıda ne yazık ki. Egeser aşağıda. Evet Egeser düşünülebilir. Egeser'de favoritler nasıl değişiyor ona bakmak istiyorum hemen. Egeser yazayım. Egeser. Ay, yanlış bir şey mi yaptık? Favoriti nasıl değişiyor ona bakın. Bakın bu düşmeye başlamış. Gördüğünüz gibi favori marjı düşüyor onu. 25'lerden 26'a 19. En son sıfıra düşmüş. Anladım. Şimdi burada gözükmüyor ama burada düşmüş arkadaşlar. Forward marjları düşmüş. %50 de öz kaynak var. Tamam. Bunları güncellememişler. Bakın 5 yıllık yapalım biz şöyle.
otomatiği alan. Bakın bunları güncellemiyorlar. Bunlar aslında düşmüş. Ancak işte düştüğü için bunları güncellemiyorlar. Yani uyarmak lazım aslında siteyi. Bakın burada hisse düştü ama bunların şeyleri de forward marjları da düştü bakın. Net kar marjı da düşmüş. Hepsi düşmüş. Ancak bunu düşmemiş olarak gösterdiği için ben bu EGS'leri ekledim. Onu tekrar bakmak lazım. Seyitler kim ya? Bakın bu da yükselen bir trend içinde ve şu an için altlarda tabanda gözüküyor arkadaşlar. Deva. Deva düşen bir trend içinde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Çok iyi değil. Bakın böyle bir yükselmiş sonra düşüyor 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 ama çok ciddi bir düşüş değil. Bakın şöyle bir yavaş yavaş yükseliş yavaş yavaş bir düşüş var Deva'da. Ondan dolayı hisse de geri çekildi. Aksa'ya bakıyoruz. Aksa'da yükselen bir trend var. Koruyor yükselişini. 23 bakın. 22 yani güzel gidiyor Aksa. Hisse de yükseliyor yalnız buna paralel. Bir yıllık da bakalım. İşte Deva'ya bakalım. Bakın. Deva daha aşağıya gelebilir arkadaşlar. Aşırı satımda değil. Aksa yani Deva'nın bilançosu iyi değil arkadaşlar. Yani kötü de değil, iyi de değil. Orta halde. Aksa da yani aşağı da gelebilir arkadaşlar. Yukarı da çıkabilir. Her şey olabilir. ACSL'e bakıyorum. ACSL buradan destek almış arkadaşlar. Burada 5 yıllık bakarsak teknik 5 yıllık hemen şöyle bir bakarsak evet şu FAQ artmış artmış iyi güzel 20 şurada biraz azalmış 17 net kar tarafı da 40'a düşmüş ancak 40'lar çok büyük rakamlar yani halen iyi yani çok iyi iyi diyebiliriz eğer bu çok düşerse 5 sene önce 8 lira falan düşer çok düşerse bu yani sonraki bilançolar artık çok önem kazanıyor arkadaşlar. Yani bundan sonraki bilançolar önem kazanıyor. Dolayısıyla o 85'ten 67 yemiş. Çok bir düşüş sergilememiş. Çünkü o kadar kötü değil finansallar. Erbos'a bakalım. Erbos aşağılarda gözüküyor. Evet bu desteklerde gözüküyor. Bunda da bir düşme var arkadaşlar. Bakın 20 22'den 19'a çok ciddi bir düşüş yok işin açıkçası ama bir düşme var. Bu da hisseye yansımış. Bakın hisse de düşmüş biraz. 120. Evet. Geziz ambalaj. Bakın desteğe gelmiş Geziz ambalaj. Bu da kendini yenilemiyor. Allah'ım bazen Fabrik mağarası tekrar yukarı çıkmaya başlamış. Evet. Net kar mağarası 24-25. Tamam. Kötü değil arkadaşlar. Evet bu kendini yenilemiyor muhtemelen. Evet. Gediza destekte arkadaşlar. Şöyle nasıl destekte? Bakın burada destekte buradan beri para girmiş ama hisse yükselmemiş. Bundan sonra yükselebilir. Güzel bir yani güzel bir formasyon oluşmuş burada. Evet. Bundan sonra yükselebilir. Alkime bakalım. Biraz düşme var. Bakın 36'lardan 27'lere düşmüş konu. Evet. Birazcık da kar marjları düşmüş. Evet, hisse de düşmüş zaten. Ondan dolayı bunlar arkadaşlar. Aksen'e bakalım. Aksen'de de bir geri çekilme var. Ancak hisselerde de geri çekilme var. Bimaş'a bakalım. Bimaş'ta bir yükseliş var arkadaşlar. Bimaş'ta bir yükseliş var. Hisselerde de bir yükseliş var. Evet, bu yükselme şeyi olabilir Bimaş'ta. Bir de bu ikinci dediğimiz işte Gezinomi var. Bunu göremiyorum. Tekfen'e bakıyorum. Tekfen'de bir yükseliş var sürekli. Bakıyorum da güzel yükseliyor. Yükseliş güzel. Evet Tekfen'de olumlu olabilir. 55 lira, 38 lira şu an. Yani şu destekler çok iyi destekler ama şu an artık artmış. Kütahya Şeker, Kütahya Şeker de yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani iyi şeyleri. Şok Market, bunların hisseleri çok yukarı gitti. Yani kabardı öyle diyeyim.
Dimash'tır, Şok'tur, Dizim'dir. Bunlar aslında bakın düşmesine rağmen hisse yukarı gidiyor. Bunlar aslında alınmayacak yani. Şok Market mesela çıkarsak da olur arkadaşlar. Yani ben bunu çıkarırım. Bucim'e bakalım. Bucim'de destek gelmiş arkadaşlar. Artık bazı çimento şirketlerine ekleyebiliriz. Bakın kötü değil. Bakın favoritleri iyi, her şeyden iyi. Hiç kötü değil. Ne olmuş? Kaçmış bu sene içinde? 2.37, 6.3, 6.73'e kadar çıkmış yani. Çok ciddi yükselişler olmuş. Şöyle hemen şu noktada bakıyoruz. 1.27'ymiş piyasa defter değeri. Şu an 2.72 arkadaşlar. O derece yükselmiş yani, piyasa defter değeri yüksek. Tezola bakıyorum. Tezolda da bir yükseliş var ve hisse de iyi konumda şu an. Bir yıllık bakalım. Hisse de iyi konumda yani şu an. Safkar. Safkar arkadaşlar. Hisse de güzel yükselişler var. Şurada alım, yani şöyle aşırı bir satışa gelse şu mavi çizgilere güzel olur diye düşünüyorum. Evet, hissede bir canlanma var Safkar'da. Yaprak var arkadaşlar. Yaprak da üstten negatife dönmüş. Bu negatife dönüyor ama çok ciddi karlar gözüküyor bunda da. Yani altlardan şuralardan bakın girip maliyetlenme olayı olabilir mesela 4.5. Tabii ki. Ama bunu da çıkarabiliriz. Bu ikinci derece bir sistem bizim için. Bunun daha mali şeyleri oluşmamış makine. Galata Wind var. Galata Wind de oluşmamış arkadaşlar. Göremiyoruz. Ancak ben kendi yazılımımdan ucuz olduklarını, yani ucuz diye uygun olduklarını görebiliyorum. Ege profili var. Ege profili de yükseldi arkadaşlar. Şuralar alım yeriydi. Evet, aldı başını gitti. Bakıyorum 2.22 iken 2.44 şu an. Evet, Ege profili var. Karton var. Karton da düşüş şeyine girdi. Bakın favoritleri 32'den sonra düşüyor 29'a, daha da düştü 22, yani düşme şeyine girdi. Dolayısıyla hissenin de düşmesi normal arkadaşlar. Bizim maliyetler şuralardan girmiştik, 77'lerden, buralardan satmıştık 90'lardan. Şu an 73'e geldi. Peki 77 ucuzken 73 daha ucuz niye almıyorsun diye sorabilirsiniz. Yani bakın biz burada aldığımızda favoritleri yukarı yukarı gidiyordu. 30'du, 32 oldu. Onun için bekliyorduk. Ama sonra ne oldu? Düşmeye başladı. Düşmeye başlayınca bir noktada hissesi de düşüyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani esas olan getiridir. Getiremediği noktada bırakırsınız hisseyi. Ama şu an işte düştüğü yerden alınabilir arkadaşlar. Şu an iyi durumlarda. Evet, bizim incelediğimiz, takip ettiğimiz SNGO'ya bakalım. Bu SNGO'ya var olan elimizdekiler, SNGO, şuna bir yorum yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın birçok hisse gösterdim, hisseler bir aşağı bir yukarı yaptı. Bu hisse artık daraldı yani, bir yerde patlayacak. Bu aşağı yukarı yapmadı. Yani çok büyük bir düşüşler sergiledi, öyle çok ciddi aşağı yukarı yapmadı. Bu ne oldu? 5 yıllık mı? Zoom diyor. Zoom değil ki. SNGO'ya bakacağız arkadaşlar. SNGO. Zoom'u nereden çıkardın ya? Zoom'dan iniyor. Şimdi 5 yıllık bakıyorum. Şimdi bu GEO şirketi olduğu için arkadaşlar 5 yıllıktan baktığımız zaman şirket şuralarda piyasa defter değerleri olmuş. Bu değil mi? Nasıl bir olmuş ya? Evet, piyasa defterleri 10 yapmışlar, 5 yapmışlar sonra. Allah Allah. Nasıl, ne ara yapıyorlar bunu anlamadım. Yani 2, yani 4. çeyrek açıklanmadan önce iyi açıklanacağı için yapmışlar. Evet. Şimdi gelelim sadede arkadaşlar. Bakın burada fabriklerine bakmak mantıklı değil. Bu GEO şirketi sürekli ev satmıyor. Yani ev yap tutar tutar tutar. Ev fiyatları arttığında satar. Anlatabiliyor muyum? O şekilde düşün. Tuttuğu zaman da değerlemesi oluyor sene sonlarında. Orada kar olarak gözüküyor. Yani satması önemli değil. Önemli olan net kar. Net kar bu yeşile bakacağız. Yeşil çizgi artıyor mu? Bakın. Yeşil çizgi burada arkadaşım eksiymiş. Görüyor musunuz? Eksi, 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 eksi. Pozitife dönmüş. 6 olmuş. Sonra bir daha eksiye dönmüş. Görüyor musunuz? Eksi 3 olmuş.
Sonra yine artıya dönmüş. Artı 28 olmuş. Sonra yine artmış. 37 olmuş. Sonra 23 olmuş. Düşmüş yine 18. Ancak bu düşmeler artık eksiye düşmüyor. Bakın dikkat edin. Sonra en son bilançoda 36 olmuş yine. Yani şu gördüğü yeri yine görmüş. Kendini burada tekrarlıyor arkadaşım artık. Yani şu bilanço, şu bilançoyla şu bilanço kendini tekrarlıyor. Yani belli bir noktaya kadar kademe kademe arttı. Şuralarda artık limite ulaştı. Bu limit de nedir arkadaşım? İşte 30'larda. Yani 30'la burada 10 var, 30 var. Ortalamasını alsan 20 dersin. Yani ortalaması şuralarda. Şurada ortalaması 20'lerde, tamam mı? Ortalaması ROAS'ı 20 olan bir şirket çok iyidir. İyidir yani. Bakın nasıl anlıyoruz bunu? Bakın burada şurada öz sermaye oranları var. Bakın 0,007. Bu ne demek? %7'ymiş öz sermayesi. Yani 7 birim kendi sermayesi, 92, 93 birim başkasının sermayesi varmış. Bu adam çalışa 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 bu arttıramamış. Bir noktada düşmüş, arttıramamış. Hatta iflasa doğru gitmiş. Bakın sıfıra gelmiş. Şurada hisse 0,83'lerdeymiş. Birinin altındaymış. Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Artmaya başlamış. Bak sıfıra burada sıfıra geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Öz kaynağı gitti. Kalmadı. Çünkü bakın burada zarar yaptığı için bu da azalıyor. Bu kar yapmaya başlarsa şuradakiler net karları artarsa öz kaynak olarak dönüyor bu karlar. Bakın sonra bu yavaş yavaş artmaya başlamış. Artmaya başlamış. Tabi bu artınca hisse de artıyor arkadaşlar. Bu artmış artmış. Belli noktaya ulaşmış. Bakın hisse iyice artmış. Ne olmuş? 2,5 olmuş. 0,80'lerden 2,5 olmuş. Ondan sonra bunun düşmesi engellenmiş. Yani düşmemiş. Ortalamalarda kaldığı için yani %20'lik şeylerde kaldığı için arkadaşlar ne o? Belli bir noktada kalmış. Ve bu %20 kalması bunun %30 olması bu değerin arkadaşım. Ne demek biliyor musunuz? Bu sürekli öz kaynağını arttıracak demek. Bakın arttırmış mı? Arttırmış. 37, 38 olmuş. 29'a düşmüş. Sonra 53'e çıkarmış en son bilançoda. En son bilançoda 53'e çıkardığında piyasa defter değeri de şu an 0,42, 0,8 de FK'sı var. Evet arkadaşlar olay bu. Anlatabiliyor muyum? Bu emlak şirketi olduğu için önemli olan net kar bölü toplam varlıktır. Ya da net kar bölü şeydir, öz kaynaktır. Bu da ROE. Yani öz kaynak karlılığıdır. Bakın bu da 60'larda 70'lerde geziyor. Dolayısıyla şeyleri finansalları uygun. Şirketin finansalları uygun arkadaşlar. Sadece hisse ederini görmüyor şu an. Yani ederini görmüyor. Niye görmüyor? Bakın burada 6'lardaymış. Şurada 6'lardaymış. Piyasa defter değeri 2'ymiş. Daha önce de piyasa defter değerleri 5 olduğu olmuş bunun. Evet. Hatta şurada 10'muş. Ancak buralarda artık öz kaynakları sıfıra yakınken buralarda artık mantık dışı olur. 100 olur, 50 olur. Çünkü öz kaynak kalmıyor. Öz kaynak oluşturmaya başladığı noktada mantık oluşuyor. Bakın burada öz kaynakları ortalamada iyi. Burada 1,67, 1,26 bunlar mantıklı şeyler. Yani bir nokta işte diyelim şurada şurada öz kaynağı şurada diyelim şu noktada 1,31. Bu mantıklı. Bu ne demek? 1,31 şu an için kaç demek? 1,31 bölü 0,40 diyelim. Yani 3 kat gitmesi demek hissenin. Bu ne demek? Şu an 3 liradan 3 ile çarpıp 9'a gitmesi gerekiyor bunu. Bakın böyle ne yapıyor? Duruyor, duruyor, duruyor. Bir sıçrıyor. Sonra biraz geri geliyor. Şu anda. Yani bunun yapması gereken hareket şu. Ne biliyorsunuz mu? Bu böyle şöyle şöyle zikzak zikzak yapıp 12-13'lere gidip tekrar 9'lara gelmesi gerekiyor. Yani yapması gereken hareket bu finansallara göre. Ancak bu hareketi ne zaman yapar bilmiyorum. O hareketi ne zaman yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Nerede belli oluyor? Şuradaki alımlardan belli oluyor. Bakın. Bakın burada alımlar arttığı zaman o hareket yaklaşmaya başlamış. Alımlar artmış. Sonra bir hareket yapmış. Sonra buralarda artık ciddi bir alım da olmamış. Burada düştü diye almışlar. Şu an yine alım devam ediyor. Bakın şu alımlar arttı. Hareket artabilir yani. Şu an hareket tekrarlayabilir. Çünkü alımlar arttı. Ve şeyde finansalları da o şekilde hissediyor. Ama bir ay ama 3 ay beklersiniz bilmiyor.
Şu şekilde, evet, görüyor musunuz? Bakın, alımlar arttı. Alımlar arttığı zaman o şey geri gelir. 5 yılına bir daha bakalım. O şey yine geri gelir, yani o zıplama, şu zıplamalar şu an gitti, bir zıpladı, bir daha geri geldi, bir daha zıplayabilir arkadaşlar. Herkese iyi günler.